günden programına hoş geldiniz benim muhtarım. Hayırlı olsun tekrar. Tekrar muhtar seçilmişsiniz Elmalı'a. Evet, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz köyümüze. Çok teşekkürler. Şimdi güncel bir konu var. Köylere artık su sayacı uygulaması olacağı söyleniyor. Bununla ilgili size öncelikli olarak hangi bilgiler vardı? Kimle çalışacaksınız? Evet, geçen gün bu konuyla ilgili Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bizim zaten bu konuda yıllardır bir beklentimiz ve taleplerimiz vardı. Köylerde bu bilinçsizce su kullanımının önüne geçilmesi ve adil bir şekilde suların ücretlendirilerek herkes tarafından ödenmesi gerektiğini söylüyorduk. Çünkü biz muhtarlar olarak personelimiz yok. Bir bütçemiz yok bunu ayıracak kadar fazla. Bunu onun için tam anlamıyla başaramıyoruz bazı zamanlarda. Ama akıllı saat uygulamasıyla herkes ön ödemeli sistemde ücretini ödemek suretiyle hem bir gelir sağlanmış olacak hem de bir adalet sağlanmış olacak. Bu konuda Sayın Valimize bu uygulamaya geçilmesi için başlattığı çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda toplantıda bu köylerdeki su patlakları ve sularla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere iki tane ayrı ekip kurulacağı anlatıldı. İş makinesi, işte gerekli bütün alet edevatları olan bu işin profesyonel olacak işçiler bundan sonra bizim tarafımızdan talep edildiği takdirde bu uygulama başladıktan sonra köylerde gelip patlayan suları, işte sularla ilgili bütün sıkıntılarımızda da bizlere yardımcı olacaklarmış. Bu çok güzel bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Su sistemi sizin köyde eski mi yoksa bu akıllı dediğiniz uygulamalar var? Normal uydudan bakıldığında nerede patlak olduğu görüldüğünü aktarılıyor belediye başkanı tarafından. Sizin altyapı sorununuz var mı peki bu konuyla ilgili? Var tabii. Bizim altyapılarımız normal eski sistem. Bu şekilde bir görüntüleme yapamıyoruz. Bir rehabilite olacak mı peki? Bununla ilgili bilgi var mı? Onunla ilgili bir şey söylenmedi ama mutlaka bu sistemin getirilmesiyle beraber zaten il özel idaremizde çeşitli ödenekler nispetinde köylerde altyapı çalışmaları yapıyor. Bunlarda da iyileştirilmeye gidilebilir. Çünkü artık sorumluluk bir nevi onlara geçecek. Çünkü bu kurulacak ekipler ve bu sistem bildiğim kadarıyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yürütülecek. Bununla ilgili altyapı geliştirmeleri de zamanla yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki toplantıdan başka neler çıktı muhtarım? Toplantıda genel konu kaçak yapılaşma ve suydu zaten. Yalova'nın her yerinde özellikle köylerde dahil kaçak yapılaşmalara müsaade edilmeyeceği, edilmemesi gerektiği, bununla ilgili muhtarlarla ve devletin tüm kademelerinin bir arada uyumlu olarak çalışması istendi. Onun haricindeki diğer konumuz da işte köylerdeki su sıkıntısıydı. Ben de burada bir kere daha şunu dile getirmek istiyorum. Geçen yıl biliyorsunuz gerçekten ciddi anlamda bir su sıkıntısı yaşandı. İnsanların bir köy yerinde çöp tenekelerini ateşe vererek, yol kapatarak eylem yapmasına kadar ciddi bir sonuç doğuran su kesintileri yaşandı. Bunun için ben geçen yıl bu sorunlar yaşanan özellikle Merkez, Elmalı Köyü, Kirazlı Köyü ve Sugören köylerine bu konuda mutlaka öncelik verilmesi ve bu saatlerin ilk önce bir an önce bu köylere takılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu saatler takıldıktan sonra su probleminin önüne geçilir mi? Öngörünüz nedir? Bence kesinlikle %50 faydası olur. %50 büyük bir dilim ama. Kesinlikle. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Geçen sene o su problemini nasıl aştınız? Elmalı köyünden çok fazla ses çıkmadı diğer köylere nazaran. Nasıl evet. Yönettiniz o krizi? Bizim köyümüzde zaten sondajlarımız var. Yeraltı sularımız. Doğal kaynak sularımıza ek olarak yazın bunları kullanıyoruz. Aynı zamanda biz yeni mahalle bölgemize belediyeden su alıyoruz. Kirazlı Köyü suyunun tamamını belediyeden aldığı için çok sıkıntı yaşadı. Ama biz sadece yarısını, bir bölümünü oradan aldığımız için biz diğer yarısıyla günde yarım güne yakın su vermek suretiyle, artı sağ olsun o zaman belediyemiz tankerlerle bize su takviyesi de yaptı. Biz krizi bu şekilde daha hafif atlattık. Peki eğer bir kriz yaşanması öngörülürse, ki zaten belediye meclis toplantısında da konuşuldu. Yine Kirazlı gibi yerlerde, Elmalı gibi yerlerde yaşanabileceği söylendi yazında. Bununla ilgili bir ön çalışmanız var mı? Evet, şu anda zaten çalışıyoruz. Ben de yarım saat önce geldim. Kendim bizzat yanımda arkadaşlarımla beraber köydeki haneleri tek tek geziyorum. Su sahaçlarının çalışıp çalışmadıklarını,
kaç tonda olduklarını hepsini not alıyorum ve sık sık kontrol edeceğiz. Halka da işte normal insanların bir hanenin bir kullanım öngörülen bir tonajı var. Bu tonajın biraz daha üstünde bir hak tanıyarak bunun üstünde kullananlara yaptırım yapacağımızı, işte bununla ilgili yüksek fiyatlandırma yapacağımızı söylemek suretiyle bu sene suları daha tasarruflu kullanmalarını sağlayacağız, sağlıyoruz. Yani birebir geziyoruz, hane hane dolaşacağız. Peki o yaptırımlar nedir? Bahçe sulamasına engel olmak için bu köyümüzde çok cüzi miktarda bir su parası uygulanıyor. Şu anda 1 tonu 1 TL. Fakat bir hanenin kullanacağı, devletin normalde öngördüğü 12-13 tondur. Biz bunu 20 tona kadar yine tölere edeceğiz. Fakat 20 tondan sonra kullandığını tespit ettiğimiz kişilerin gidip bizzat yerinde inceleme yapacağız. Bu suyu nereye kullanmış? Bahçe ekmiş veya işte boş yere harcamışsa 20 tondan sonrasının ihtiyariyeti kararı almak suretiyle çok yüksek bir ücretlendirme koyacağız. Caydırıcılık yapması açısından. Bu şekilde biraz daha olsun önlemeyi umuyoruz. Peki hayvancılık ve tarımla uğraşan var mı köyünüzde? Hayvancılıkla uğraşan var. Bir aile olacak ama değil mi? Neticede ticaret yapıyorlar. Onlara bir yaptırım uygulanacak mı? Tabii şimdi köyde işte 50 baş, 100 baş, büyük baş hayvan olanlar var. Bunlar da yüksek miktarda su kullanıyorlar. Bunların da su fiyatlandırmasında farklı bir uygulama olacak. Bununla ilgili bu hafta ihtiyariyeti toplantımız olacak ve fiyatları belirleyeceğiz. Ve bir an önce yaz sezonu girmeden bunları açıklayacağız. İhtiyariyeti kararlarımızı köy kahvelerinde asmak ve duyurmak suretiyle insanlara bunu tebliğ edeceğiz ve ondan sonra uygulamaya koyacağız. Yani minimum su harcanması, az minimum miktarda su harcanmasını teşvik etmek için caydırıcı ne varsa uygulayacağız bu sene. Akıllı sayaç uygulamasına geçersek her eve bir akıllı sayaç gelecek. O zaman bu yaptırımlar otomatikman nötralize mi olmuş olacak? Yoksa siz devam edecek misiniz? Şimdi o zaman onunla ilgili kararı sanırım Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliklerine devredeceğiz bu su konusunu. Onunla ilgili karar ve yaptırımları onlar belirleyecekler. Çok teşekkürler. Peki bir şey daha demiştiniz. Kaçak yapılaşma, köyünüzde kaçak yapılaşma var mı? Köyümüzde kaçak yapılaşma oluyor bazen. Şu anda yol üzerinde 5-6 tane inşaatımız var. Hepsi belediyeden izinli ve ruhsatlı olarak yapılmakta. Kaçak yapılaşma olduğu zaman zaten çevre koruma ve jandarma ekipleriyle istişare ederek gerekli ceza işlemleri ve yaptırımların uygulanmasını sağlıyoruz. Onun için çok azaldı diyebilirim. Bizim köyümüzde çok az. Genelde ruhsatlı yapılıyor. Su gelen muhtarımız Hüseyin Bey burada. Muhtarım hoş geldiniz. Öncelikli olarak hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi muhtarlarımızla valilikle görüşme yapmıştı. Bununla ilgili köylere akıllı su sayacı getirileceği söyleniyordu. Sizin bu duruma bakış açınız nedir acaba bir muhtar olarak? Suyun tasarruflu kullanması gerekiyor. Akıllı sayaçların da halkımız için daha uygun olacağını düşünüyorum. Peki bu akıllı sayaç uygulaması nasıl başlatılacak? Sizin köyünde çünkü su sıkıntısı yaşayan bir köy. Valimizin direktifinde işte toplantısında konuşulduğu gibi yani akıllı sayaçlar tasarrufa daha dönüşümlü olacağını söyledi. Her haneye bir akıllı sayaç mı olacak peki? Öyle olması gerekiyor. Öyle mi olacak? Şimdi halk gerekiyor tasarrufa gideceğini ümit ediyorum. Yok ben şunu merak ediyorum. Şimdi köylerin su sayacı farklı. Normal evet, normal saat. Akılması farklı. Bu her haneye bir su sayacı. Evet, olacak. Evet. Peki bu akıllı su sayaçları biliyorsunuz ki bir bedeli var. Bu bedel vatandaş tarafından mı karşılanacak yoksa valilik tarafından mı karşılanacak? Bilginiz var mı? Valilik tarafından onu tam detaylı görüşmedik yani. Yani su sayaçlarının kim tarafından ödeneceği daha belli değil. Belli değil. Peki vatandaşların yani köy halkının bu duruma bakış açısı nasıl? Şimdi köy halkımızla beraber istişare yapacağız. Evet. Ne zaman? Onların görüşlerini alacağız. Şimdi zaten böyle bir konuşmalar yapıyoruz yani öyle. Hı hı. Kendi çevremizde şimdi. Hani bütün halkımıza danışacağız. Hı hı. Halkımız da okey ederse. Peki bu geçeceğiz. Bir yaptırım olarak mı gelecek yoksa vatandaşın isteğine bağlı olarak mı bakılacak sayaçlar? Suyumuz kısıtlı. Evet. Yani bence yani tasarrufa gidilmesi için akıllı sayaç yaptırım olarak yani. Yaptırmakta fayda var bence. Yani bu aslında vatandaşın isteğine bağlı kalmayacak. Kalacak da yani şimdi valimizin de bir birim kurdu. Evet. O birimin de görüşlerini alacağız. Ne yapılabilir, ne yaparız. Hı hı. Yani eğer aynen bize kalacaksa gene o devam eder yani. Yani aslında sadece bir görüş şu anda konuşuldu. Konuşuldu. Buraya çok daha tasarlanmadı mı? Yani birim kurulacak işte kurulduğu baş aşamasında. Hı hı. Ona göre kendi kararımızı vereceğiz. Geçen sene su programını nasıl açtınız?
Geçen sene su problemi, biz bu yeni dönem muhtar adayız, muhtar olduk. Evet. Geçen sene sıkıntılarımız oldu. Nasıl açtınız ki köy vatandaş olarak, köyde yaşayan birisi olarak? Kısıtlamalara gittiler. Ne gibi kısıtlamalara? Ya işte gece geldi bir iki saat, sabah gündüz gelmedi. Hı hı. Öyle şeydi, 3-4 ay öyleydi. Peki sizin bu süreç akıllı su sayaçları başlayana kadar, yazın yine çünkü belediye meclisinde konuşulan yollar vardı, yine susuz kalabilir köylerimiz diye. Bununla bağlı olanlar bir çalışma başlattınız mı? Çalışmalarımızı başlattık. Yani işte bizim Kapkaş dediğimiz dağdan gelen sular var. Hı hı. Onların tamir, bakımı, onarımını yapıyoruz. Hı hı. Artı 6 tane sondajımız var. Bunlarla 6 tane sondajımızı da faal durumu getirdik. Sıkıntımızı böyle gidermeye çalışacağız. Peki köyünüzde bu hayvancılık ve tarım üzerine çalışmalar var mı? Hayvancılık? Hayvancılık ya da tarım, bu bahçe sulama, hayvan... O sıkıntımız var. Bahçe sulanıyor, hayvan, büyükbaş hayvanları olanlar var. Yani var, köyümüzde var. Yani süpürgelik mevki dediğimiz, orada büyükbaş hayvanlar var. Yani bunlar da çok su içen bir iş. Hayvanlar susuz da kaldı. Yani bir hayvanın bize göre söyledikleri 60 litre su içiyormuş. Günlük. Peki bunlara akıllı su sayacı takılacak mı çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlara? Tabii ki. Peki onların ödeme sistemi farklı mı olacak, yoksa normal herkese eşit şekilde mi davranacak eğer bu sistemi? Şimdi iş yerleri farklı, evler farklı olacak. Öyle bir sistem gelecek yani. Yani yapmamız gerekiyor, su sıkıntımız. Yani bizde sadece bu sıkıntı bizde değil yani, bu her yerde var. Evet, kiralık. Yani evet, hepsi yani bu çünkü dünyada var yani bu su sıkıntısı. E biz şimdi şey yapıyoruz işte, tasarrufa insanlarımızı, halkımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani bahçe sulamayın diyoruz. Yani işte suyu tasarruflu kullanın. Kullanımından yanayız yani.